Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Öykü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi kağıt ipten torba çanta anlatmaya çalışacağım inşallah. Böyle iki çile kağıt ip aldım. İki çilesi 265 gram geldi hanımlar. İnşallah yetecek çantamıza bakacağız. Elimde şu an model yok hanımlar. Yani ön hazırlık yapmadım. Model gösteremiyorum. Birlikte yapacağız. Öreceğiz Allah kısmet ederse. Böyle çilemi hanımlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi ben şöyle sardım. Yumak haline getirdim. Evet ama çantamız için gerekli malzemeler 2 tane 260 gram gelecek şekilde kağıt ip aldım. Şöyle hanımlar çantamızın kulpunu takabilmemiz için şu aparattan 2 tane halka aldım. Ben şöyle 2,5 milim tığ kullandım hanımlar. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre 3 milim de kullanabilirsiniz. Evet şimdi hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve çantamıza başlayalım. Çantamıza başlamak için önce taban kısmını yapacağız hanımlar. Şöyle sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızın içerisine şöyle bir zincir çektim. 11 tane sık iğne yaptım hanımlar. Yapacağız. 1 2 3 4 Evet hanımlar bakın halkamızın içine 11 tane sık iğnemizi yaptık. Şu altta kalan ipimizi şöyle sıkıştıralım ortaya. Dikkat edin hanımlar kağıt ip olduğu için biraz hemen çabuk kopan bir ip. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden şöyle tığımızı geçirdik. Kaydırmayla bağladık. Bir zincir çektik. Aynı yere tekrardan bir tane sık iğne yaptık. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yaptık. 2. Yani bu sıra her bir tepeye 2 tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. 1 2 Bir sonraki tepeye geçtik. 1 Aynı yere tekrar 2. Bir sonrakine geçtik. 1 Aynı yere tekrar 2. Bir sonrakine geçtik. 1 Aynı yere tekrar 2. Bu şekil hanımlar bu sırayı yani her bir tepeye 2 sık iğne yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet hanımlar sıranın sonuna geldik. Bakın şu bizim ilk ilmeğimizdi. İlk ilmeğimizin tepesinden şöyle kaydırmayla bağlıyoruz. İçim ipim açıldı. Evet, kaydırmayla bağladık. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar bir tane sık iğne yaptık. Hemen yanındakine geçiyoruz. Bir sık iğne. Bu sıra hanımlar her bir tepeye bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz hanımlar. Yani bu sıra artış yok. Bir sıra artış yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Bu sırayı hiç artış yapmadan her birinin tepesine bir tane batarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar sıranın sonuna geldik. Bu sıra ne yaptık? Artırma yapmadan her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak geldik. Şimdi ilk ilmeğimizin tekrardan tepesinden şöyle tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma işlemimizi yaptık. Bir zincir çektik. Bu sıra tekrar artırmamız var hanımlar. Tam çektiğim zincir çektiğimiz yerin dibine bir tane sık iğne yaptık. Hemen yanındakine 1 2 bir sonrakine tek bir sonrakine 1 2 yani hanımlar bu sıra bir tek bir çift yapıyoruz. Bakın hemen bir sonrakine tek sık iğnemizi yaptık. Hemen bir sonraki tepeye 1 2 tane sık iğne yaptık. Bir sonrakine tek bir sonraki tepeye 1 2 Bu sıra hanımlar bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gidelim.
Evet hanımlar, bakın sona doğru geldik. Burada iki ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada çifti yapmışım. Bir tek yapıyorum. Bakın son ilmeğimize çift gelecek hanımlar. Evet. Çünkü başta tekle başlamıştık. Tekrardan tekle başladığımız ilmeğin tepesinden kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar bir tane sık iğne yaptık. Bir sonraki tepeye. Tekrar bir sık iğne. Bir sonraki tepeye. Yani bu sıra her bir tepeye bir tane sık iğne yaparak artırma işlemi yapmadan bu şekilde devam ediyoruz. Hanımlar şöyle anlatayım. Yani modelimiz bir sıra artırıyoruz. Bir sıra hiç artırmadan her bir tepeye batarak normal bir sık iğne örüyoruz. Şimdi biz ne yapmıştık hanımlar? Bir tek bir çift yapmıştık bir önceki sıra. Şimdi hiç artırma yapmadan bu sıraya gideceğiz. Bir sonraki sıra iki tek bir çift. Bir sonraki sıra yine tekrar artırmıyoruz. Ondan ki sonraki sıra 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift. Tabi aralardaki bu artırmadan yaptığımız sıraları unutmuyoruz. 7 tek bir çift olana kadar bu tabanımızı büyütüyoruz hanımlar. 7 tek bir çift olana kadar yapıp gelelim hanımlar. Artırmalardan sonra aralardaki artırmadan ördüğümüz sık iğneleri unutmayalım hanımlar. Evet hanımlar, 7 tek bir çift olana kadar tabanımızı büyüttük. Şöyle bir taban elde ettik hanımlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle hanımlar tabanımızın elden ele fark eder. Şöyle ölçeceğim. Ona göre yaparsanız şöyle bakın. 22-23 santim genişliğinde hanımlar. Şimdi tabanımızı ördük hanımlar. Artırmalarımız bitti. Hiç artırma yapmadan bakın bağladık. İlk ya bağladığımız yere tekrar sık iğnemizi yaptık. Bütün her bir tepeye bir tane sık iğne gelecek şekilde hanımlar 7 sıra sık iğne öreceğiz hanımlar. Hiç artırma işlemimiz yok artık. Evet burada şimdi pek anlatacak bir şey yok hanımlar. Videoda uzun olsun istemiyorum. Çünkü ileriki aşamalarda bayağı anlatacak bölümler var. Böyle her bir tepeye bakın hanımlar. Artık artırmamız yok. Her bir ilmeğimizin tepesinde bir tane sık iğne yaparak sıraya geliyoruz. Başa geliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tekrar sıraya geliyoruz. Böyle bu şekilde döne döne 7 sıra hiç artırma yapmadan 7 sıra sık iğnemizi örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördükten sonra 7 sıra sık iğnemizi yaptık. Hiç artırma yapmadığımız için hanımlar sadece sık iğnelerimizi ördük. Bakın tabanımız bu şekli aldı. Yani yukarıya dönüş yaptı hanımlar. Şimdi hanımlar modelimizi kuracağız. Bakın sıra sonuna geldik. 7. sıramızın sık iğnesinin sonuna geldik. Hemen şuradan tekrardan kardırma yöntemiyle geçişimizi yapıyoruz. Geçişimizi yaptık. Şöyle bir zincir çekelim. Üzerine ipimizi aldık. Bakın dipten hemen sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye tığımızı batırdık. İkili trabzan yaptık. Üzerine ip aldık. Aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan. Üzerine ip aldık. Aynı noktaya üçüncü trabzan. Yani bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Evet. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tığımızın üzerine ip almıyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1 2 3. 3. noktaya şöyle bir sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi üzerine ipimizi aldık. Tekrar sayıyoruz. 1 2 3. 3. tepeye battık. Tekrardan buraya aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani modelimizi kuruyoruz hanımlar. Modelimiz yelpaze modeli. 3 4 ve 5. Aynı noktaya bakın 5 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan üzerine ipimi almıyorum. 1 2 3. tepeye şöyle bir sık iğne ile geçiş yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Tekrar tığımızın
1, 2, 3. tepe noktaya tekrardan 5 tane ikili trabzan yapacağız hanımlar. Modelimiz böyle devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekil devam edeceğiz hanımlar. Şöyle 4, 5. de yapalım. Ve 5. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Bu şekil hanımlar sıra sonuna kadar, yani şuraya kadar yapıp gelelim. Evet hanımlar, bakın modelimizin ilk kurulum sırasını yaptık, sona geldik. Şimdi sondan şurada hemen aşağıya iniyoruz. Bağladık. Bir yandaki sık iğne boşluğa tekrar bir sık iğne daha yaptık. Şöyle iki tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi şuradaki yaptığımız modelin birincinin tepesinden bir kaydırma, ikincinin tepesinden tekrar bir kaydırma da yaptık. 2, üçüncünün tepesine taktık ve şöyle bir kaydırma daha yaptık. 3. Bakın şimdi burada ne yapıyorduk? Tığımıza ipimizi alıyorduk. Unuttum ben de hanımlar. Tığıma ipimi aldım. Bakın şu aradaki bir tane sık iğne ile bağladığımız yer vardı ya. Tam onun tepe noktasına batıyoruz. Uzatıyoruz. Tekrar bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Hemen şu yandaki, bakın modelimizin 1, 2, 3'üncünün tepesine tığımızı geçirdik. Bir tane sık iğne. Sık iğne ile bağladık. Üzerine ip aldık. Tekrar ortadaki şu tek sık iğne ile bağlamıştık ya bir sıra önceki. O sık iğnenin tepesine battık. Tekrardan yine 5 tane aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Evet, bakın yaptık. Şimdi hemen yandaki modelin tekrardan hanımlar 1, 2, 3'üncünün tam tepe noktasından sık iğne ile bağlıyoruz. Üzerine ip alıyoruz. Tekrar bu aradaki sık iğneye geçiş yapıyoruz. Arada tek bir sık iğne ile bağlamıştık ya bir sıra önce. Oraya yine tekrar 5 tane ikili trabzan yapacağız hanımlar. Bakın ikinci sıra modelimizde böyle. Aradaki sık iğnelerin üzerine 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Modelin tam orta kısmına sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrardan yine araya geçip 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayla böyle sıra sonuna kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın modelimizin ikinci sırasını da yaptık. Tam sona geldik. Bakın bu tam sondaki şuradaki sık iğnenin üzerine de 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yelpazemizi oluşturduk. Şurada hanımlar bakın, hani 3 tane kaydırma yaparak tepe noktaya gelip sıra başına gelmiştik ya. Şimdi bu 1, 2, 3 kaydırmanın tam şu şurasında 3.'yi şöyle tekrardan bir kaydırma ile bağlıyoruz. Bakın bağladık. 1, hemen bir sonrakine geçiyoruz. 2, bir sonrakine 3. Yine 3 tane kaydırmamızı yaptık. Tepe noktaya geldik hanımlar. Üzerine ipimizi aldık. Bakın yine aynı şu ortaya bağlamıştık ya modelin tam tepe noktasına sık iğne ile. Tam o sık iğnenin böyle tepesinden batıyoruz. Yine 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Model böyle devam ediyor hanımlar. Model tekrara, yani farklı başka bir şey yok. Şöyle 5 tane ikili trabzanımızı yaptım. Bakın
ara boşluğumuzdaki yaptığımız sık iğnenin tepesine. Şimdi ne yapıyorduk hanımlar burada? Tekrar buradaki yelpazenin tam şu ortadakinin tepesine sık iğne ile bağlıyoruz. Üzerine ip alıyoruz. Tekrar şu biz önceki sırada bağladığımız sık iğnenin tam tepe noktasına batıp tekrardan yine yelpazemizi yapıyoruz. Hanımlar, istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle üçüncü sıramızdayız. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yaptıkça da elinizle düzeltin hanımlar. Kağıt ip biraz sert durduğu için şöyle düzeltirseniz. Şurası bizim başlangıç noktamız. Bakın üçüncü sıraya geçiş yaptık. Aradaki tek sık iğnelerin tepesine batarak 5 tane ikili trabzan ip yapıyoruz. Yelpazenin tam tepe noktasına, ortadaki tepe noktasına sık iğne ile batıyoruz. Tekrar aradaki sık iğneye geçip yelpazemizi yapıyoruz. Bu şekil hanımlar, istediğiniz büyüklüğe gelene kadar yapın. Ben 15 tane olana kadar yapacağım. Yani 15'i şöyle sayıyoruz hanımlar. Mesela 1, 2, şöyle bir dahaki sıra 3, 4, 5, 15 tane olana kadar yapacağım ben. Siz dediğim gibi yine istediğiniz büyüklüğe gelene kadar yapın. Ben de yapıp geleyim. Evet hanımlar, çantamı ben 15 sıra örelim demiştik ama 14 sıra ördüm hanımlar. İpim biraz az kaldı, şöyle şu kadar kaldı. Daha kupru falan var. Yetmez diye ben 14 sıra yaptım. İpim 260 gram almıştım toplam. Şimdi hanımlar şöyle bakın göstereyim çantamızı. Taban bölümünden sonra model bölümümüzü 15 sıra ördüm. 15 sıra derken hanımlar şöyle anlatayım size. Gerçi siz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Bakın şu bizim ilk sıramız hanımlar. Şu yelpaze ilk sıramız. Bu 1, hemen şu ikinci sıra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yelpaze olana kadar yaptım. Yani bir sağ bir sol olarak sayıyoruz hanımlar. Yaptım. Şöyle bakın. Şimdi modelimizin ağız kısmındayız çantamızın hanımlar. Birkaç sıra sık iğne yapacağız. Şöyle hanımlar. Telefona, kameraya sığdıramıyorum hanımlar. İnşallah görünür. Bakın burası bizim birleştirme yerimizde. Hemen son birleştirmemizi de şuradan tekrar yapıyorum. Evet, birleştirmemiz yerimizi de yaptık. Tekrar burada hani kaydırma yaparak tepeye doğru geliyorduk ya hanımlar. Şimdi burada 3 tane kaydırma yapıyorduk. Şimdi bu 3 kaydırmayı şöyle sık iğne olarak yapacağız. 1 2 3 Bakın hanımlar, tepeye geldik. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi şu aradaki 1 2 3 buradan arayı çakma trabzan yapacağız hanımlar. Şöyle 1 2 tam şu araya 3 inşallah gözüküyordur. Şunu tekrar çakma trabzan. Şu tepe noktadaki hanımlar 1 2 3 taneyi sık iğne yapıyoruz. Bakın bakın çakma trabzan yaptık 3 tane şu bu ara boşluktaki. Ara boşluk dediğim hanımlar şu ortada şu bakın aşağıya doğru olan yer var ya. Buraları çakma trabzan yapıyoruz ki sıramız düz gelsin. Şuraya uysun yani. Burayı sık iğne yapıyoruz. Şimdi burayı tekrar bakın. 1 2 3 tepe noktasını modelimizin yani yelpaze modelimizin tepe noktasından 3 tane sık iğne yaptık. Şu araya bakın araya gelen yeri çakma trabzan yapıyoruz ki düzeltmiş olalım. Bütün modelimizin bütün etrafı düzgün dursun diye hanımlar sıramız düz dursun diye şu aradaki
şu 3 tane sık iğneyi çakma trabzan yapıyoruz. Şurayı çakma trabzan yapıyoruz. Tepe bölümüne geldik. Tepe bölümde tekrar 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Bakın şöyle. Hepsi aynı eşit düzgünlükte oluyor. Tepeyi 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar araya geldik hanımlar. Arada tekrar 1 3 tane de çakma trabzan yapıyoruz. Sırayı düzeltip eşit duruma getirebilmek için hanımlar. Bakın 3 tane çakma trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine tepe noktaya geldiğimiz için, yelpazenin tam tepe noktasına geldiğimiz için 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yaptım. Bakın şimdi yine araya geldik. Arada tekrardan çakma trabzan, sadece bu sıra için geçerli hanımlar. Sırayı düzeltebilmek için. Evet. 3 tane çakma trabzan yaptık. Şimdi bakın şöyle göstereyim hanımlar. Anlaşılır olsun. Bu bizim yelpaze modelimiz. Tam şu tepedeki 3 taneyi sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın tepesinde 3 tane sık iğne yaptım. Hemen şu aradaki şu alçaklığı kapatabilmek için çakma trabzan. 1 2 ve 3. İnşallah anlaşılır olmuştur hanımlar. Bu şekil, bakın kenar düz durmaya başladı. Bu şekil bütün çantamızın etrafını yapacağız hanımlar. Tekrar tepeye geldik. Tekrar göstereyim hanımlar. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık tepe noktasında. Bakın araya geldik. Aradaki 3 taneyi de çakma trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın hanımlar. Böylece çantamızın ağız kısmı düzgün oluyor. Bu şekil sıra sonuna kadar gelelim hanımlar. Yapıp gelelim. Evet hanımlar, birinci sıramızı ördük. Bakın sıra sonuna kadar geldik. Şimdi ilk yaptığımız imleğin tepesinden şöyle bir kaydırmayla bağlayacağız. Bir zincir çekip bundan sonra hanımlar sık iğne öreceğiz. Bundan sonra 4 sıra sık iğne öreceğim hanımlar. İpimin durumuna göre biraz, eğer ipim yeterse 5 sıra da örebilirim. Siz istediğiniz kadar örebilirsiniz hanımlar. 4 sıra, 5 sıra, belki 6 sıra. Hani ne kadar daha büyük, daha yüksek istiyorsanız siz o kadar da örebilirsiniz hanımlar. Bu arada şunu belirteyim. Ben 2 çile tarttırdım. 260 gram geldi. 260 gramı aldım. Hanımlar siz bir 300 gramlık ip alın. Daha rahat rahat örebilirsiniz hanımlar. Evet bakın hanımlar. Şu an ikinci sıradayız. İkinci sıramızı da sık iğne olarak gidiyoruz. Bundan sonra hepsi sık iğne olacak hanımlar. 4 ipimin yettiği kadar, dediğim gibi hanımlar. Eğer ipim yeterse 5 sıra sık iğne yapacağım. Yetmezse 4 sıra sık iğne yapacağım. Siz istediğiniz kadar sık iğne yapabilirsiniz. 4 sıra diyelim. 4 sıra sık iğne yapıp gelelim. Evet hanımlar, çantamızın bakın şurada 4 sıra sık iğnesini yaptım. Ağız kısmının sık iğnesini bitirdim. Bitirdikten sonra son sıra 1 sıra kaydırma işlemi yapıyoruz hanımlar. Ben şimdi kaydırma işlemimi de yaptım, zaman kaybı olmasın diye. Şurada size göstereceğim. Şöyle küçük bir yer kaldı. Bakın hanımlar, kaydırmamızı zaten bilen biliyor. Bilmeyenler için tığımızı geçirdik. İpimizi aldık. Şöyle ilmeğimizin içinden geçirdik. Bir sonraki tepe noktasından tığımızı geçirdik. İpimizi aldık. Şöyle ilmeğin içinden geçirdik. Yani bu işte kaydırma işlemi oluyor hanımlar. Şöyle tığ geçirdik, ipi aldık. İlmeğimizin içinden geçirdik. Bu şekilde hanımlar, bir sırada böyle kaydırma işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi hanımlar, ben sırayı zaten yaptım. Hani zaman kaybı olmasın diye. Şöyle küçük bir nokta kalmıştı. Kaydırma işlemi nasıl yapıldığını sizlere göstermek için de şu küçük noktayı tamamladım. Hemen şurası bakın sıramın sonu. Böylelikle çantamızı şurada bitiş noktasına geldim. Son kaydırmayı da yaptım.
Böylece çantamızı bitirmiş olduk. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet onlar. 4 sıra sık iğnemizi yaptık. Son sıra bir sıra da kaydırma işlemi yaptık. Şöyle bakın kenar kısmı düzgün güzel dursun diye. Çantamızı bitirdik. Şöyle bakın hanımlar çantamızın son hali bu. Şimdi hanımlar çantamızın askılarını yapacağız. Dediğim videonun başında da demiştim hanımlar. Askılar için şöyle ben böyle yaylı yuvarlak askı aparatı kullandım. Siz isterseniz direkt örüp çantanın şu bölümlerine de iç kızımdan dikerek de yapabilirsiniz. Ben bu sefer böyle bunlardan kullandım. Hanımlar şimdi çantamızın askısını nasıl yapacağız onu anlatacağım. Çantamızın askısını ben önden şöyle hazırladım, yaptım. Şöyle hanımlar. 1 metre 10 santim ördüm hanımlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu anlatacağım sizlere. İpimizi alıyoruz. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sabit diyelim tığımıza. Ve halkamızı alıyoruz. Bakın halkamızı aldık. Şurası açma kapama yeri. Tam karşı yönüne şöyle tığımızı geçirdik. 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Üzerine ipimizi aldık. Bakın. Tam dibine değil, bir sonrakine. Battık. İkili trabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Bir sonrakine battık. İkili trabzan yaptık. Üzerine ip aldık. Yani ikili trabzan olarak devam edeceğiz çantamızın askısına hanımlar. Evet bakın sona geldik. Üzerine ip aldık. Tekrar son ilmeğimize de battık. İkili trabzanımızı ördük. Şöyle. 1 2 zincir çektik. Tekrar dönüyoruz. Tekrar üzerine ipimizi aldık. Bakın hemen dibindekine değil. Bir yanındakine hemen bir sonrakine yani. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Çantamızın sapı ikili trabzan olarak devam edecek hanımlar. Ben masam kaydı. 1 metre 10 santim yaptım hanımlar. Siz istediğiniz uzunlukta çantanızın askısını uygulayabilirsiniz. Bakın geldik şu son zincirin tepesine de batıyoruz. Evet hanımlar. Bu şekil 1 metre 10 santim örüp gelelim. Evet hanımlar az önce de belirtmiştim. Ben çanta askımı daha önce uygulamıştım. 1 metre 10 santim ördüm. Nasıl ördüğümü sizlere de gösterdim. Şimdi hanımlar ikinci halkamızı alıyoruz. İkinci halkamızı alıp tığımızı şöyle alalım. Şöyle açma kapama yeri. Burası tam karşı yönünde. İkinci halkamıza şöyle hanımlar bakın tığımızı ördüğümüz örgüye geçiriyoruz. Bir de halkaya geçiriyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bakın ördüğümüz örgü. Yani çantamızın askısından imlek aldık. Halkaya geçirdik. İkisini birlikte ördük. Buradan bir tane halkaya tığımızı geçirdik. İpimizi aldık ve ördük. Hemen şuradan bakın şöyle geçirdik. Halkaya da geçirdik tığımızı. İpimizi ay pardon hanımlar. Şöyle geçirdik. İpimizi aldık ve ördük. Tekrardan son ilmeğimizi geçirdik. Halkadan şöyle aldık ve ördük. Böylece ikinci halkamızı da şu şekil bağlamış olduk. Burada hemen şöyle bir zincir çekiyorum hanımlar. İpimi kesiyorum. Şimdi çantamızın
askısını yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra geldi çantamızın şurada ağız kısmında kullanacağımız ipimize, büzgü ipine, çantamızı böyle bağlayıp büzeceğiz hanımlar. Büzgü ipine geldik. Şimdi bunu, onu da ben hazırladım. Şöyle hanımlar bakın. Şöyle hazırladım. Hemen size bunun da nasıl olduğunu anlatacağım. 90 santim zincir çektim hanımlar. Zincir sayısı vermeyeceğim. 90 santim zincir çekin. 90 santim zinciri çektikten sonra şöyle bir miktar çekip göstereyim hanımlar. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Zinciri çektikten sonra siz hanımlar 90 santim çekeceksiniz zincirinizi. 90 santim zincir çektikten sonra bakın hanımlar, hemen direkt buraya değil, şöyle zincirimizi çeviriyoruz. Arkasındaki şu çıkıntı. Battık, kaydırma yaptık. Tekrar devam ediyoruz. Hemen bir sonrakine battık, kaydırma yaptık. Zincirimizin arkasını zaten şöyle çevirirsek gözükecek hanımlar. Battık, şöyle kaydırma yaptık. Ben böyle uyguladım hanımlar. Siz istediğiniz kordondan da bildiğiniz başka bir yöntem varsa uygulayabilirsiniz. Bakın çevirdik zincirimizi. Arkadan çıkan şu çıkıntı var ya. Battık. Şöyle kaydırma yaptık. Bu şekil hanımlar 90 santim zincir çektik. Ama bunu böyle yapınca hanımlar topladı. Yani 70-75 santim kadar kalıyor zincirimiz. Yeterli geliyor çantamızın ağız kısmına. Bu şekil hanımlar böyle arkasından batıp kaydırmayla alıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz hanımlar. Şöyle düzeltelim. Şöyle bir kordon elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi hanımlar, ben kordonu daha önceden hazırlamıştım. Bakın 90 santim zincir çektim. Kordonumu yaptım. Sonra ucuna püskül koydum. Püskülü de anlatacağım hanımlar nasıl koyduğumu. Evet hanımlar, şimdi çantamızın şu ağız kısmını bir ayarlayalım. Bakın çantamız şöyle ortaladık, tam orta şu ağız bölümünü, bakın hanımlar şöyle, bakın şöyle tuttuktan sonra şurayı şöyle katlıyorum. Hemen buradan bir tane de bu tarafa katlıyorum eşit şekilde, şu şekil. Şu şekil katlamış oluyoruz hanımlar. Bu şekil katlıyoruz. Aynı şekil burayı da hanımlar şöyle şu şekil katlayacağız hanımlar. Şöyle. Şu şekil hanımlar. Çantamızın böyle şöyle sıktıralım hanımlar. İzli yerleri belli olsun. Gördüğünüz gibi bu şekil olacak. Şimdi hanımlar, çantamızın, ben dedim ya hani şey kullandım. Şu aparatlardan kullandım. Bunları takıyorum. Eğer siz bu aparatlardan bulamazsanız hanımlar, şu bölüme bakın. Şu katladık ya. Şöyle açalım. Bak. Şu ara bölüme askınızı şöyle içeriye doğru gelecek şekilde dikebilirsiniz. Eğer bu aparatlardan bulamazsanız bu şekil askınızı, çantanızın askısını dikebilirsiniz hanımlar. Ben şimdilik bunları kullandım. Bunları takacağım. Şunları takıp geleyim. Evet hanımlar, çantamızın askısını bakın şu bölüme taktık. Kamera arkasında taktım hanımlar. Çok zor takıldığı için uzun zaman oluyor. Bu sefer video çok uzun oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu bölüme taktık. Şöyle zaten katlamıştık. Şuralar şöyle kenardan katlanıyor. Şöyle bu şekil. Şimdi çantamızın büzgü kısmına geleceğiz. Hani az önce ördüğümüz şu ipimizi geçireceğiz hanımlar. Hanımlar, ipimizi geçirmeden önce şöyle bakın göstereyim, inşallah kamera sığdıramıyorum açıya hanımlar. Şöyle çantamızın tam orta bölümünü buluyoruz. Bakın şöyle şurası
Tam şurası orta. Orta bölümünü buluyoruz hanımlar. Hemen şuradan şöyle biraz tığımızla genişletelim hanımlar. Aslında hanımlar unuttum. Keşke şey yapsaydım. Buralara iki zincir çekerek şöyle kafesler oluştursaydım. Daha güzel, daha çabuk geçecekti ama unuttum. Siz isterseniz bu sık iğnenin ilk sırası değil de ikinci sırada iki zincir çekip aralar bırakabilirsiniz hanımlar. O zaman daha rahat geçecektir kordonunuz. Şimdi hanımlar şöyle kordonu şuradan geçiriyorum. Şöyle göstereyim, sonra ben şeyden geçireceğim hanımlar. Göz kararı ayar yaparak şöyle ara ara geçirerek şuradan da geçirelim. Bakın şöyle şuradan göz kararı şöyle. Hemen şuradan geçirmem gerekiyor hanımlar. Hanımlar iğne takıp iğneyle de geçirebilirsiniz, çengenli iğne. Şöyle geçirdim bakın. Şimdi hanımlar bakın şuraya iyi bakın. Şöyle katlamıştık ya hani. Şu katladığımız bölümün şu iki. Şu katladığımız bölümün hemen şöyle ikisini birden geçireceğiz ki çantamızın hani o kenardaki şeklini alsın. Hemen şuradan şöyle birazcık tığımla açacağım. Bakın ama şöyle bakın şuradan ve şu karşı yönden şöyle ikisi birlikte duracak şekilde buradan ipimizi ikisinden birlikte geçireceğiz hanımlar. Buradan da şöyle tutup ikisinden birlikte ve tekrar şu bombeli olan hani şu katladık ya şöyle ikisinden birlikte geçireceğiz hanımlar. Geçirip gelelim. Evet hanımlar bakın çantamızın askısını da geçirdik. Dediğim gibi hanımlar şöyle ara ara göz kararı aralarla geçiriyorsunuz. Bakın şuralar şöyle kat yaptık. Şimdi hanımlar şöyle ucuna bir püskül yaptım. Püskülü göstereceğim sizlere. Şöyle hanımlar göstereyim şunu. Bakın şöyle göz kararı istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben 7 tane kestim. Siz 8, 9, 10 daha fazla kesebilirsiniz. Hani püskülünüzün kalın olmasını istiyorsanız daha fazla kesebilirsiniz. Şöyle şu boyutta bir ip kestim ipimden. Şimdi bunu hanımlar şöyle bakın. Şu kordonun uç kısmından şöyle zincirden şöyle biraz açtım ben. Ayırdım şöyle bir boşluk oluşturdum. Bu boşluğun içerisinden hemen bunu şöyle geçireceğim. İçerisinden şöyle geçireceğim hanımlar. Tek katını. Tek katını derken hani 7 tane olduğu için 7 bir tarafta 7 bir tarafta olacak şekilde. Evet. Şöyle bakın. Şu şekil. Geçirdim. Şöyle 2 kat yaptım. Geçirdikten sonra şöyle 2 kat yapacağız. Bir miktar iple hanımlar bunu saracağız. Şöyle bir miktar iple şuradan birazcık istediğiniz kadar sarabilirsiniz hanımlar. İster çok da sarabilirsiniz, az da sarabilirsiniz. O size kalmış. Şu şekil şurayı birkaç defa dolayalım. Yani püskülümüzün şu kısmı. Şöyle birkaç defa doladım. Dediğim gibi isterseniz çok isterseniz az dolayabilirsiniz. Şunu şöyle biraz keseyim. Evet ona bak böyle doladım. Doladıktan şöyle sonra şöyle bir tane düğüm atacağım hanımlar. Sıkılaştırma düğümü atacağım. Zaten kağıt ip olduğu için hemen sıkılaşıyor hanımlar.
Sonra hanımlar, şurada kendi ipi vardı, diğer ucu, diğer ucuyla birlikte de şöyle bir tane düğüm atacağım daha sağlam olsun diye. Evet, bu şekilde hanımlar püskülümüzü yaptık. Şimdi iki püskülümüzün de şöyle eşit olması için şöyle yan yana koyup uç kısmını kesip ayar yapacağım. Şöyle yan yana koyacağım. İkisi de eşit olacak şekilde şu uç kısımlarını keseceğim hanımlar. Evet hanımlar, püskülümüzün uç kısımlarını kestik. Bakın şöyle iki tane de püskül yaptık. Çantamız bitmiş oldu. Şöyle bağlayalım. Evet hanımlar, bakın çantamız çok güzel, harika bir çanta oldu. Şöyle kameraya sığdıramıyorum maalesef. Şöyle kamerayı biraz yukarıdan tutabilirsem inşallah. Bakın hanımlar, harika bir çanta oldu. İstediğiniz zaman hanımlar şu büzgüsünü iyicene sıkıştırabilirsiniz hanımlar. Çantanın şöyle büzgüsünü iyice sıkıştırabilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereceğim hanımlar, kameraya sığdıramıyorum çantamızın. Bakın askısı, çantamız harika oldu hanımlar. Şöyle telefonu elime alıp daha ayrıntılı çekebilirsem inşallah şöyle uzaktan. Evet hanımlar, çantamız böyle çok güzel oldu. Allah, kameraya sığdırabilmem için artık bütün salonu herhalde çekeceğim. Evet hanımlar, torba çantamızı bitirmiş olduk. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.